Bizler İkizköy'de Akbelen'de tam 5 senedir topraklarımız için, Akbelen Ormanı için, zeytinlerimiz için mücadele ediyoruz. Geçtiğimiz yaz 24 Temmuz'da bütün çabalarımıza rağmen, bütün direnişimize, bütün nöbetimize, emeğimize rağmen Akbelen Ormanı'na girildi. Tüm jandarma gözetiminde 6 günde Akbelen Ormanı yok edildi, kesildi. Bütün haksızlıklara uğradık. Jandarmalar aylarca evlerimizi gözetledi. Üst aramasız nöbet alanına sokulmadık. Evlerimizin arkasında, önünde, her yerde jandarmalar köyümüzde kol gezdi. Bizler buna rağmen mücadeleyi de nöbeti de bırakmadık. Ve şimdi 13 Haziran Perşembe günü bu haklı mücadelenin Akbelen Ormanı davası var. Bu haklı davayı, bu haklı mücadeleyi el veren, omuz veren, bizlere destek veren herkesi yine bugün de yanımıza desteğe, dayanışmaya çağırıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi biz haklıyız. Bu davayı kazanacağız, er ya da geç kazanacağız. Şu an Akbelen oyuluyor, dinamitler patlatılıyor, hayatlarımız felç olmuş durumda, su kaynaklarımız yok oluyor, zeytinliklerimiz, hayvanlarımız, yediğimiz içtiğimiz her şey tozun tomurun içinde. Buna rağmen bu köyden, bu topraklardan gitmemek için inat ediyoruz. Bu haklı davaya herkes tarafından ses çıkarılmasını istiyoruz. Herkesi bu haklı sesi yükseltmeye 13 Haziran Perşembe günü Muğla 1. İdari Mahkemesi önüne saat 2.30'da destek ve dayanışmaya bekliyoruz. Biz topraklarımız için, havamız için, suyumuz için bir mücadeleye çıktık. 5 senedir bu işi mücadelesini sürdürüyoruz. Biz biber gazda yedik, rop da yedik. 80 yaşında, 90 yaşında koca karlığın yüzü biber gazı da yedi, rop da yedi. Biz niçin çaba gösterdik? Biz duvamız kirlenmesin. Doğamız yok olmasın, çamlarımız yok olmasın, topraklarımız oynamasın. Bak şu yeşilliği görüyor musun? Şu bak bu bahçeyi, bu toprakla doluyor. Biz bir avuç toprağımızı korumak için mücadele yaptık. Ama biz her darbeyi yedik. Her şeyi yani şey ettiler yani. Ayıp değil mi, yazık değil mi? Yapmasınlar. Gelsin de doğamızı serbest bıraksınlar. Bizim doğamızdan ellerini ayaklarını çeksinler. Kömür diye bir şey yok. Enerji her yerden üretilir. Enerji özgür planı da var. Güneş enerjisi de var. Enerji her yerde yönetiliyor ama topraklarımızı her yerde bulamıyoruz. Bir avuç toprak alamıyoruz. Çünkü bir avuç toprak almaya gücümüz yok. Yani biz toprağımızı, havamızı, suyumuzu vermek istemiyoruz kızım. Bugünden konuşuyorum. Biz hukukçular olarak yasacı olmadığımız için aslında ki hukukçu dediğimiz insan aynı zamanda bir o kadar da yaratıcı olması gerekiyor. Delil tespit isteminin reddine, kararına itiraz ettik. İtiraz ettiğimizde şöyle bir yanıt geldi. Herhangi bir usul bulunmadığı için reddediyoruz. Yani bunu dilekçenizi bile dahi okumuyoruz diye cevap geldi. Daha sonrasında da reddedilmesinden sonra biz de Anayasa Mahkemesi'ne bununla ilgili başvuruda bulunduk. Bu da reddedildi. Daha sonrasında Miras Sulh Hukuk Mahkemesi'nden delil tespit yapılmasını talep ettik. O 24 saat geçmeden önce reddedildi. Yani şu an Akbelen Ormanı kesildikten sonra sahada yaşananlar köylüler için her gün tozda, evleri çatlak, hayvanları düşük yakmakta, kimi hasta olmakta, ürün mahsulleri düşmüş. Yani yaşam tehlikesi, her canlı için yaşam tehlikesi varken mahkeme hukuki yarar bulmadı. Bununla ilgili bir karar daha hatırlatmak gerekiyor. Öner Yıldız kararı. Öner Yıldız kararında da çöplük patlamasından sonra Ümraniye'deki evleri hasar görüyor ve evleri yıkılan yurttaşlar var ve daha sonrasında AİHM bununla ilgili öz hayatın gizliliği diye devlet pozitif hükümlülüğünün yerine getirmedi diye ilan karar verdi. Aynı şey şu an Akbelen'de de geçerli. Aynı koşullar. Yani büyük bir AİHM kararı varken ortada onu bile görmezden gelip bu şekilde karar veriyorlar. Perşembe günkü duruşma aslında bu yüzden önemli bizim için. Yani orada nasıl bir muamele insanların nasıl bir muamele gördüğü, yaşama ne kadar değer verildi, geleceğe ne kadar saygı duruyordu, gelecek kuşaklara ne kadar saygı duruyordu. O gün belli olacak. Sizden isteğimiz dayanışma. O gün bizimle olmanız. Bu hukuksuzluğa karşı hep birlikte olmak gerekiyor.